Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliği müjdesini verdi. Dar gelirli vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. Emeklilere ve yeni evlenecek gençlere de özel kontenjan ayrılacak. Gençlere müjde bununla da sınırlı değil. İşte ayrıntılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Başkan Erdoğan yeni konut seferberliğinin ilk ipuçlarını kabine toplantısı sonrası verdi. Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Kira öder gibi ödersin yani 10-15 tane içinde bir ev sahibi olursun. Biraz daha rahatlar çünkü genelde dar gelirli vatandaşlarımız var. Asgari ücretli olsun. Şehit yakını ve gazilerin yanı sıra emeklilere öncelik verilecek. İlk kez evlenecek gençler de unutulmadı. Bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacak. Şu anda bir evlilik düşünseniz? Mesela evlensem şu an e, direkt yani şey yaparım. Şu an çünkü ev alacak imkan yok. Gerçekten güzel olmuş tebrik ederim. Bu çok iyi bir durum mesela. Bayağı bir e, cebini rahatlatmış oluyor aslında. Onların borçları var vesaire derken hepsi gidiyor paraya onunla beraber gidiyor. Sosyal konutlar yatay mimariyle inşa edilecek sıfır atık uyumlu enerjisini kendisi üretecek. Proje yapılırken her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Merdiven çıkamayan ya da rahatsızlığı olanlar için asansör yapılırken apartman sakinlerinin çöp derdini son vermek için buralarda çöp atma konteynerleri yapıldı. 2 artı 1, 3 artı 1 bloklarımız var. 2 artı 1'ler 84 metrekare civarında. 3 artı birlerde 110-120 metrekare civarında. Şu anda bizler de bir TOKİ projesinin içerisindeyiz. Hemen sizler için evi tanıtalım. Kapıdan ilk girdiğimizde sol tarafta bizleri bir mutfak karşılıyor. Gayet ferah ve rahat kullanımı olan bir mutfak. Mutfağın yanında hemen sol tarafta yine 85 metre karelik evin salonu bulunuyor. Salonda oldukça geniş. Proje 81 ili kapsayacak. İnşaat sektörü canlanırken kiralar düşecek. Valla öyle bir şey varsa iyidir yani. Öyle bir şey olursa iyi. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan fiyatlardaki durulma eğilimine dikkat çekti, düşüş için tarih verdi. Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz. Erdoğan'ın gündeminde 54 lira olarak açıkladığı fındık taban fiyatı da vardı. Fiyatı beğenmeyen muhalefete yüklendi. Bay Kemal rahatsız oldu. Söylediği ne? Ben 72 söylemiştim diyor. Ben 72'yi düşünüyordum diyor. Ya sen düşünmeye yine devam et. Senin sırtında küfe yok. Biz icraattan bahsediyoruz. Bay Kemal icraattan. Türkiye'nin girişimiyle çözülen tahıl krizini Erdoğan diplomatik zafer olarak niteledi. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir diplomatik başarıdır. Erdoğan bir müjde de bu yaz Türkiye'yi gezen gençlere verdi. KYK yurtlarından ücretsiz yararlanma yaşı 30'a çıkarıldı. Yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik. Böylece 1 Eylül tarihine kadar gençlerimizin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine imkan sağlıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.